Ödemiş'te düzenlenen Şükrü Saracoğlu'nu anma törenlerine Fenerbahçe Spor Kulübü yani. Derneklerden sorumlu As Başkanı Mithat Yenigün, derneklerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Metin Doğan, dernekler sorumlusu evet, Murat Boyraz, ilçe kaymakamı Abdullah Dölek, belediye başkanı Bekir Keskin, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Ödemiş'teki idari ve mülki amirler, merhum Mehmet Şükrü Saracoğlu'nun yakınları, Ödemiş Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Osman Boyacıoğlu, dernek yani yönetici ve üyeleriyle Ödemişli Fenerbahçeliler katıldı. Etkinliklerde ilk olarak Atatürk Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan Saracoğlu Stadı'nın içindeki Ödemiş Fenerbahçeliler Derneği'nin yeni merkezi törenle açıldı. Onun Fenerbahçeli olduğu için bu işi çok sayacağım. Teşekkür ediyorum. Neyle kullansın? Sağ olun. İnşallah aşı tutar diyor. Sağ olun. Sağ olun. Açılıştan sonra Ödemiş Belediyesi'nce yaptırılan Saracoğlu toplu konutlarındaki dairelerin anahtar teslimi ve bu alana yaptırılan Şükrü Saracoğlu büstünün açılışı yapıldı. Anahtar teslim töreninde Fenerbahçe Spor Kulübü As Başkanı Mithat Yenigün ve yönetim kurulu üyesi Metin Doğan da ev sahiplerine anahtarlarını verdi. Sayın Vergi Dairesi Müdürümüzü alalım. Başkanım. Mithat Bey bakabiliyor muyum? Sayın Ulaşan'a Vergi Dairesi Müdürümüz verecek. Ardından Ödemiş Yeni Nikah Düğün Salonu ve Kongre Merkezi'nde Ödemişli Başbakan Şükrü Saracoğlu isimli bir sempozyum gerçekleştirildi. Sempozyuma Mehmet Şükrü Saracoğlu'nun oğlu Yılmaz Saracoğlu, Kültür ve Turizm Eski Bakanı Alev Coşkun, gazeteci yazar ve televizyon programcısı Gürkan Hacır, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Engin Berber'le yüksek lisans öğrencisi Tülay Gül konuşmacı olarak katıldı. Etkinlikler çerçevesinde Ödemiş Belediyesi Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi bünyesindeki Şükrü Saracoğlu ana odası da gezildi. Fenerbahçe Spor Kulübü derneklerden sorumlu As Başkanı Mithat Yenigün ve derneklerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Metin Doğan, Mehmet Şükrü Saracoğlu'nun Fenerbahçe ve Türk siyasi tarihinde çok önemli bir yeri olduğunu belirttiler. Bütün Fenerbahçeliler olarak Ödemiş'te bir ayrı bir yeri olan, bizde ayrı bir yeri olan onursal başkanımız, en uzun süre başkanlığımızı yapan başbakanımız, bizim olduğu, doğduğu ve büyüdüğü yere geldik. Öncelikle bu derneğin hizmetleri için belediye başkanımıza, bütün kaymakam bey dahil ayrı takımları tutmalarına rağmen yaptıkları desteklere teşekkür ediyoruz. Merhum başkanımız, büyük devlet adamı, stadımızın isim babası, çok önemli büyük bir Fenerbahçeli Şükrü Saracoğlu'nun 60. ölüm yıldönümü etkinliklerinden de Ödemiş'te olmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyuyoruz. Ve burada çok yoğun Ödemişler, gerek ülke erken, gerek Ödemişli Fenerbahçeliler, gerek Ödemiş halk tarafından çok ciddi yoğun bilgiyle karşılaştık. Bu da bizim Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir aile olduğunu, Fenerbahçe'nin ne kadar büyük olduğunu, gerek Türkiye'de gerek uluslararası platformdaki derneklerimizin ne kadar etkin olduğunu bir göstergesidir. Ödemiş Belediye Başkanı Bekir Keskin, Ödemiş Kaymakamı Abdullah Dölek ve Ödemiş Dernek Başkanı Osman Boyacıoğlu da duygularını Fenerbahçe Televizyonu mikrofonlarıyla paylaştı. Şu anda sevgili Fenerbahçe dostlarına şunu hemen söylemek lazım. Şu anda bulunduğumuz yer Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun arkasındaki çay bahçesi ve lokal alanındayız. Yani Türkiye'de iki tane Şükrü Saracoğlu Stadyumu var. Bir tanesi Ödemiş'te, bir tanesi tabii ki şanlı Fenerbahçe'nin stadı. Dolayısıyla biz Şükrü Saracoğlu'nu sadece Ödemiş'ten yetişmiş bir başbakan, uzun yıllar bakanlık yapmış bir devlet büyüğümüz olarak değil, Türk sporuna, özellikle Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe stadının alınmasından başkanlığı bırakıncaya kadar, hatta başkanlıktan sonra da maça bilet alarak girdiği söylenir. Böyle bir sporla siyaseti iç içe karıştırmış ve çok değerli bir büyüğümüz olarak görüyoruz. Ve 60. yılında onu unutmamış olmak hem sizler için hem de bizler için çok büyük bir vefa örneği. Bundan sonra nice yıllarda Şükrü Saracoğlu ve onun gibi siyaset adamlarımız gelsin ve Türk sporuna siyasete katkıda bulunsun. Sayın Şükrü Saracoğlu'nu rahmetle, minnetle anıyorum. Bu memlekete başbakanlık yapmış böyle bir zatın memleketinde kaymakamlık yapmaktan dolayı da kutluyum. Mutluyum. Fenerbahçe Spor Kulübümüzü ve camiasını da kutluyorum. Türkiye'nin marka değerlerinden bir tanesi. Bu
ülkeye renk katan, ülkemizin bayrağını dünyanın dört bir köşesinde değişik ülkelerde dalgalandıran bir kulübümüz. Bu kulübümüzün başkanından tüm futbolcularına kadar, tüm centilmen seyircilerine kadar herkese selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Oğlum da bir Fenerbahçeli. Bugün biliyorsunuz Türkiye'de iki tane Şükrü Saracoğlu stadı var. Bir tanesi Kadıköy'de, bir tanesi Ödemiş'te. Efsane başkanımızın bugün de 60. ölüm yıldönümü. Onu anma etkinliklerimiz var. Bu etkinlik çerçevesinde yönetim kurulu üyemizden Mithat abimiz ve Metin abimiz buradalar. Sizler buradasınız. Ve aynı şeyde bizim burada güzel bir lokalimiz var. Fenerbahçe lokalimiz var. 600 kişi bir lokalimiz var. Biz Fenerbahçelilerin bize ulaşabileceği, daha hızlı koordinasyon sağlayabileceğiz bir dernek yeri daha yaptık. Bu bizim ikinci yerimiz burası. Burada daha çok protokolümüz geldiğinde, mülkamilimiz geldiğinde maçı beraber seyredebileceğimiz, aynı zamanda her türlü dernek üyemizin sorununa daha hızlı cevap vermek için böyle bir yer açtık. Umarım sizler görmüşsünüz, beğenmişsinizdir. Ödemiş için herkes hayırlı olmasın diyoruz. Yani ben Şükrü Saracoğlu'nun anması için İzmir'e giden Fenerbahçe Spor Kulübü As Başkanlarından Mithat Yenigün ve Yönetim Kurulu Üyesi Metin Doğan Torbalı Fenerbahçeliler Derneği'ni de ziyaret etti.